Benim doğru dürüst bildiğim diller bu kadar. Diğer arkadaşlarımızın hepsine de kendi dillerinde seslendiğimi kabul etsinler. Ne yazık ki daha çoğunu hala öğrenebilmiş değilim. Sevgili kardeşlerim, 6 ay önce, 7 ay önce henüz Halkların Demokratik Kongresi bir fikirdi. Bu fikri onayladı. Bu fikir etrafında harekete geçilebileceğini düşündük ve bunun etrafında birleştik. Aradan 7 ay sonra geçtikten sonra şimdi bu fikri kendi maddesiyle buluşturduğumuz 7 aylık bir çalışmanın arkasından şimdi bu fikir etrafında örgütlenmiş, toparlanmış, yola koyulmak üzere hazırlanmış olarak bir aradayız. Fikrimizi hem Türkiye'nin bütün ezilenlerinin hallerine hem Türkiye'nin bütün ezilen dillerine tercüme etmek için çaba gösterdik. Bu geçirdiğimiz 7 ay boyunca hareketimizin en önemli bileşenlerinden birisi olan Barış ve Demokrasi Partisi, onun taban örgütleri, onun yönetici kurumları hepsi son derece ağır bir saldırı altında kaldılar. Hareketimizin diğer bileşenleri, sosyalist hareketin en seçkin yapıları, örgütleri son derece ağır saldırılarla karşı karşıya kaldılar. HDP'nin etrafında toplanan, o fikri destekleyen pek çok militan, aktivist, eylemci arkadaşımız, yoldaşımız tutuklamalarla, baskılarla, işkencelerle karşı karşıya kaldı. Ama HDP'nin bir maddi güç olarak kendisini yeniden kurarak ikinci oturumuna taşımasını hiç kimse engelleyemedi, engelleyemeyecek. Bütün bu baskılara buradan cevap veriyoruz. Halkların Demokratik Kongresi'ni daha Türkiye Komünist Partisi'ni doğmadan boğma geleneğine sahip olanlar Halkların Demokratik Kongresi'nde henüz doğarken boğmaya kalktılar. Onu bir dizi kriminalizasyon işlemine tabi tutmaya çalıştılar. Onlara meydan okuduk, okuyoruz. İşte buradayız. Er mi yaman, bey mi yaman, görelim. Buradan AKP tek parti diktatörlüğüne ve onun akıl danesi güvenlikçilere sesleniyoruz. Boşuna uğraşmayın. Bizi kriminalize edemezsiniz. Biz halkın arasından geliyoruz. Biz halkın sesiyiz. Biz halkların sesiyiz. Biz halkların sözüyüz, eylemiyiz ve onların partisi olacağız. Bizler Türkiye'nin sosyal hareket, sosyal mücadeleler, siyasi mücadeleler, sosyalist mücadeleler tarihinin içinden geliyoruz. Onların hepsinin mirasçısıyız. Bu mücadele boyunca kendi köklerimize, kendi geçmişimize, kendi geleneğimize bağlı kalacağız. Ne Türkiye Komünist Partisi'ne, Mustafa Supi'ye, ne Kürt özgürlük mücadelelerine, ne onların mücadele önderlerine, ne 1 Mayıs'lara, ne 30 Mart'lara, ne 6 Mayıs'lara sahip çıkmaktan geri durmayacağız. 1 Mayıs'ımızı karalamaya, onu bize, bu büyük zafer gününü bize hakaret olarak iade etmek isteyenlere buradan sesleniyoruz. 1 Mayıs'ı kirletemezsiniz, karalayamazsınız. Emeğin uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak Halkların Demokratik Kongresi onun ayrılmaz bir parçasıdır. Bizim de ellerimizde yükselmeye devam edecektir. 2013 1 Mayıs'ında bizi görün arkadaşlar. O meydanın yarısı Halkların Demokratik Kongresi değilse biz hiçbir şeyiz. Bu yola 2011 genel seçimlerinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük bloku etrafında toplananlarla başladık. Ancak şimdi o yoldan çok daha geniş, çok daha kapsamlı, çok daha sonuç alıcı bir başka yol için harekete geçtik. Şimdi sadece bir seçim başarısı peşinde değiliz. Elbette girdiğimiz bütün seçimleri kazanmak azmindeyiz. 2014 yerel seçimlerinde AKP'ye dünyayı dar edeceğiz, o başka. Ama bu sadece iktidarın bir parçası. Biz iktidarın tamamını, halkın içinde yaşadığı ve çalıştığı bütün koşulları dönüştürecek bir halk iktidarı peşindeyiz. O yola koyulduk.
yolcularıyla birlikte yürümeye, onların hepsine ayak uydurmaya talimiz, açığız. O yüzden daha bugünden biz hem işçilerin mücadele örgütüyüz, hem köylülerin mücadele örgütüyüz, hem kadınların mücadele örgütüyüz, hem LGBT bireylerin, hem ezilen halkların, Kürtlerin, Lazların, Arapların, Ermenilerin, Rumların, Türkiye'de hangi milliyetler ve halklar yaşıyor ve eziliyorsa onların, ezilen bütün inançların, doğaya karşı girişilmiş bütün katliamlara karşı ayağa kalkanların, bütün halkın, bütün insanlığın kapitalizmden özgürlüğe, özgürleşme, emperyalizmin baskılarından kurtulma, özgür, bağımsız, demokrat, halkın yönettiği bir ülke için mücadele azmindeyiz. Bu yol zorlu bir yol. Bu yola girdik. Bu yolun ucunda bizim iktidarımız var. Onun karşısında egemenlerin düzeni ve iktidarı var. Bu yoldan bizi bir asfalt yoldaymışçasına yürütmezler, bunu biliyoruz. Ama biz o yollardan nasıl geçileceğini de biliyoruz. Geçmişe baktığımız zaman geleceğin yolunu da tayin edebiliriz. Öncekilerin ayak izlerine basarak yürüyoruz. 30 Mart'takilerin, 6 Mayıs'takilerin, her yerde, her zaman özgürlük, demokrasi, halkların kurtuluşu için mücadele edenlerin ayak izlerine bastığımız zaman nereye gideceğimizi biliyoruz. Şimdi bu genel kanaatimizi, genel zihniyetimizi bir siyasi pratiğe, açık, anlaşılabilir, somut bir siyasi pratiğe büründürmeye ihtiyacımız var. Biz bir çoğulcu hareketiz. Bizim içimizde pek çok politik parti ve hareket var. Yurttaş inisiyatifleri var, inanç grupları var, dil grupları var, kanaat grupları var. Bunların hepsinin her bir anına saygılıyız. Bununla birlikte bunların hepsinin ayrı ayrı yürüdüğü ama zaman zaman bir araya geldiği bir yürüyüşten hepsinin bir arada bir ortak programa bağlı olarak yürümelerini garanti altına alacak bir üst yapıya ihtiyacımız var. Bu kongrede bizi geleceğe taşıyacak en önemli imkan, en önemli karar bu konuda alınacak. Biz kendimizi bir siyasi parti çatısı altında örgütleyerek karşımıza çıkan bütün seçimlerde bu siyasi partiyle hareket etmeyi çok 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 önemli buluyoruz. Temel anlaşmamıza sadığız. Bu partiye katılmak istemeyen kongre bileşenleri, buna katılmak isteyenlerle aynı haklara sahip olarak yürüyüşe devam edecekler. Ama Türkiye'de siyasetin okunması genellikle bir partinin dilinden olduğu için kendimizi seçimlerde özellikle görünür bir parti hüviyetine kavuşturmamız çok önemli. Bu partiler arasında, bu partinin altında başka partiler olacak. Daha henüz bilmediğimiz, tam olarak pratiğini o kadar tanımadığımız yeni bir yola koyuluyoruz. Halkların Demokratik Kongresi böyle bir yoldu. Onu bir partiye kavuşturmak da böyle bir başka yol. Nasıl olacak da Barış ve Demokrasi Partisi, Emek Partisi, Sosyalist Demokrasi Partisi, Sosyalist Parti, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, diğer politik parti ve hareketler hem kendilerini koruyacaklar hem de bir politik üst yapıda bir araya gelerek bir ortak programla iktidarın, muhalefetin karşısına çıkıp Türkiye'nin ana muhalefeti olarak üçüncü bir odağı nasıl kuracaklar? Bu sorunun cevabını bulmak sizlerin bilgisine, yaratıcılığına, inadına, azmine bağlı. Ortada bunun için daha önceden bize gösterilmiş bir icat yok. Bunu kendimizin bulması ve hayata geçirmesi gerekiyor. Ama geçmişe baktığımız zaman nasıl bütün seçim hilelerinin, bütün bu baskıcı seçim yasalarının, bütün bu tek partiye ya da en çoğundan 1,5 partiye meclisi kurmaya ayarlanmış seçim ve partiler yasasının etrafından dolaşmak, onun üzerinden aşmak ve kendi dilediklerimizi parlamentoya yollamak imkanını bulduysak bunun da imkanını buluruz. Şimdi iş başa düşüyor. Bu çareyi, bu tedbiri almakla yükümlüyüz. Bu bizi kriminalize etmelerinin önüne geçmek için de almamız gereken önemli bir önlemdir. O nedenle kongremizin enerjisinin çoğunu buraya yönlendireceğini biliyorum. Elbette karşımızda daha
bunun kadar önemli meseleler var. Ama biz kendimiz olarak bu önemli meselelere başa çıkabilmek için önce kendi işimize bakmak zorundayız. Ve ardından anayasa meselesi. Sevgili kardeşlerim, Adalet ve Kalkınma Partisi kendi biçtiği, kendi bildiği, kendi cebinde sakladığı bir anayasayı ve özellikle onun yurttaşlığı tanımlayan ve bununla bağlantılı maddelerini son anda masanın üzerine atmak için şimdi bir sözüm ona uzlaşma komisyonunda bir arada duruyor. Ama ne zaman bu başbakanın konuşmalarına baksak ki artık hepimiz biliyoruz AKP açısından artık bir koalisyon, bir ortaklık süreci olmak az çok sonlanmış. Nispeten istikrarlı bir tek adam yönetimi AKP'de kurulmuş durumdadır. O nedenle başbakan eğer biz dine dayalı bir gençlik yetiştireceğiz diyorsa demek ki bu anayasaya bir yerinden sokulacak. Demek ki eğer başbakan başkanlık olmadığı yarı başkanlık diyorsa demek ki onlar böyle bir anayasa istiyorlar. Onlar biz Türklüğü temsil ediyoruz. Biz Türkçeyi temsil ediyoruz. Biz İslam'ı temsil ediyoruz diyorlarsa anlayalım ki başka inançlara, başka kimliklere, başka kökenlere saygısı olmayan bir anayasa kurmak için çaba gösterecekler. O yüzden sadece ve sadece komisyonda değil, aynı zamanda sokakta, bağda, bahçede, fabrikada, hastanede, her yerde bizim istediğimiz anayasanın nasıl olacağını bizzat bu anayasayı yaşayarak, kendi kendimizi yöneterek, kendi sözümüzü söyleyerek, kendi bildiğimiz gibi kendi iddialarımızı ortaya atarak bir anayasa sürecine sokaktan katılmak zorundayız. Yoksa bu Adalet ve Kalkınma Partisi herkesi önce tartıştırıp, yorup, ondan sonra kendi bildiğini okumaya çoktan hazırdır. Bir uzlaşma havası ortada yoktur. Kaldı ki bir savaş sürerken, Türkiye'de her gün insanlar öldürülürken, her gün dağda, belde, ovada, sınır ötesinde, sınır üzerinde, sınırın bu tarafında, her yerinde insanlar uçaklardan bombalanır, öldürülürken ve hükümet bunun üzerine bir bardak soğuk su için derken halkın haklarını gözeten özgürlükçü bir anayasa yapılabilir mi? Olsa olsa militarist bir anayasa için yola çıkmışlardır. Sadece ve sadece bu seferki fark, bunlar AKP'nin paşalarıdır. Ne AKP'nin paşası, ne Ergenekon'un paşası. Biz halkın anayasasını istiyoruz. Özgürlükçü, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve demokratik özelliğe yer açan bir anayasa istiyoruz. Bunu kabul etmeyenin iddialarını biz de kabul etmiyoruz. Boy ölçüşeceğiz, göreceğiz. Bakalım bizim taleplerimiz var mı yok mu? Gerçekçi mi değil mi? Sevgili kardeşlerim, bu anayasanın özgürlükçü olamayacağının garantisini hapishaneye doldurulmuş olan KCK tutuklularıyla, hapishaneye doldurulmuş olan yazar, gazeteci, fikir ve kanaat sahipleriyle ölçebilirsiniz. Türkiye dünyanın en büyük terörist hapishanesidir. İşe bakın, dünyanın en demokratik, ileri demokratik ülkesinde, cezaevinde, tırnak içinde en çok teröristi biz barındırıyoruz. Çünkü hak arayan, muhalif olan, bu iktidarı, bu tekçi rejimi kabul etmeyen herkes bunlara göre teröristtir. O nedenle şimdi terör tanımını da değiştirmeye onları zorlayacağız. Bu terörle mücadele yasaları değişecek. Bu terörle mücadele yasalarından hapiste yatanlar çıkacak. O terörle mücadele yasası uyarınca ve diğer yasalar uyarınca hapsedilmiş olan PKK lideri Abdullah Öcalan'a ifade hakkı sağlanacak. Ancak o zaman hakiki bir anayasa tartışması yapıyor olabiliriz. Hem siz barıştan söz edeceksiniz, hem siz barışa yol açmak isteyeceksiniz, siyasetle müzakere edeceğim diyeceksiniz. Adınız gibi biliyorsunuz ki sizin müzakere etmek istediğiniz siyaseti siz aslında hep gizlice İmralı'da yapıyorsunuz. Şimdi o zaman İmralı'dakini halkın ortasına çıkartacaksınız. Orada açıkça halkın önünde tartışacaksınız. Bakın bakalım kimin fikri kabul ediliyor. Hadi bakalım gizli anlaşmaları, gizli sözleşmeleri bırakın. Çıkın ortaya, açıkça konuşun. Barış'a açıkça konuşun. Kürt'ün taleplerini açıkça konuşun. Madem savaş istemiyorsunuz, o zaman kiminle savaştıysanız onunla el sıkışacaksınız. Sizin yaptığınız savaşı, barışını benimle yapamazsınız. Kiminle savaştıysanız onun
aslında barışılacak birisi, bir hareket, bir halk, bir topluluk, bir siyaset olduğunu söyleyeceksiniz. Bakın dünyanın her yerine barışın nasıl yapıldığına. Bir kere barış elde edebilmek için, savaşa son verebilmek için, savaşın sebeplerini ortadan kaldırmadıkça, onu bunu kandırarak, Barış ve Demokrasi Partisi'ni istiskal ederek, küçümseyerek, onun yerine sözüm ona düzmece Kürt sözcüleri icat ederek siz bu barışı sağlayamazsınız. Bu barış sadece Kürdistan'da değil, Türkiye'nin batısında da kurulacak. Halkların Demokratik Kongresi Türkiye'nin en önemli barış dinamiğidir. Emeği barışa çekerek, kadın hareketini barışa çekerek, bütün ezilenlerin mücadelesini barışa çekerek, ezilen inançları barışa çekerek barışın zeminini de biz kuracağız. O hükümeti sürükleye görüşme masasına oturtacağız. Halkın zorunu görmedikçe bunlar bir yere oturmaz arkadaşlar. Aklımıza yazalım. Halk ne zaman ki kendi taleplerini masanın üstüne koyar, o zaman bunlar müzakere edilecektir. O yüzden barış kapısını açmak, emek mücadelesinin kapısını açmaktır. Barış kapısını açmak, kadınların hakkının kapısını açmaktır. Barış kapısını açmak, yoksulların haklarının kapısını açmaktır. İktisadi ve sosyal haklar için de mücadele etmektir. Halkların Demokratik Kongresi tam da bu sebeple vardır. Sevgili arkadaşlar, bugün bütün bu meselelerimizi bir arada görüşeceğiz, sonuca varacağız. Bütün baskılara rağmen, bütün eziyetlere rağmen, bütün caydırma çabalarına rağmen kalktınız. Türkiye'nin 21 bölgesinden yüzlerce yoldaş, yüzlerce delege buraya geldiniz. Sevgili konuklarımız bizleri izlemeye buraya geldiler. Biliyorlar ki burada hayat var. Biliyorlar ki burada gelecek var. Biliyorlar ki burada özgürlük var. Anazadi! Anazadi!